İyi akşamlar. Sizlerle çarşamba akşamı tekrar buluştuk. Bu buluşmamızda bir konuğumuz var. Konuğumuz Sayın Uzman Doktor Emir Şahbal. Emir Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, iyi akşamlar. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Emir Bey, bizim yakın arkadaşlığımız eşimin aracılığıyla, eşimin sınıf arkadaşı. Emir Bey'den öğrendiğimiz en önemli şey sosyal medyayı kullanma becerisi. Tıp fakültesinde öğretim üyeliğinde bu konulardan uzağız. Sürekli olarak eğitimle uğraşıp akademiyle uğraşmaya çalıştığımız süre içerisinde de mümkün olduğu kadar gelişmeleri izlemeye çalışıyorduk ama Emir Bey bizi ne zaman uyandırdı? Dedi ki sosyal medyayı kullanmanız gerekli. Bu sayede sizlere ulaşma şansını elde ettik. Bugüne kadar takip ederseniz, izliyorsanız pek çok konuda, pek çok konukla birlikte sizlere bilgiler aktarmaya çalışıyoruz. Ve bu bilgiler, ben çok şey öğreniyorum, sizlere pek çok şey aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi Emir Bey'i dinleyeceğiz ve onun üroloji konusunda sindirim sistemiyle ilgili olan bilgilerini, görüşlerini alacağız. İlk önce kendisini bize bir tanıtmasını rica ediyoruz. Buyurun. Tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar. Eve yeni gelenler var. İnşallah gününüz güzel geçmiştir. Tabii işte olanlar için de kolay gelsin diyoruz. Hayırlı işler diliyoruz. Ben Emir Şahbal, üroloji uzmanıyım. 1984 senesinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine başladım. Sayın doktorumuzun eşi Nur Hanım'la birlikte 6 sene beraber çalıştık ve 90 senesinde mezun olduk. Hemen akabinde çok kısa süre sonra ben aynı fakültede üroloji ana bilim dalında ihtisas almaya başladım ve 4 sene sonunda 1994'te üroloji uzmanı oldum. Kısa süre içerisinde İstanbul'da özel sektörde çalışmaya başladım. Şimdi reklam olmasın diye özel isimler vermiyorum ama bir süre sonra İzmir'den bir teklif geldi. Bir hastanenin kuruluşunda bulundum ve kurucu başhekimlik yaptım. 1,5 yıl orada çalıştım. Tekrar davet üzerine İstanbul'a geri gittim. Hangi hastanenin başhekimliği hocam? Özel İzmir Hastanesi. Özel İzmir, anladım. Evet. Şimdi artık değişti, yeni isimleri değişti. Şimdi İstanbul'a tekrar geri gittim. Oradaki hastane ve polikliniğin birlikte yürütürken polikliniği gene hastaneye çevirdik. Oranın başhekimi oldum. Sonra hastanemiz el değiştirdi. Bir grup geldi, aldı falan derken eşim de bu arada ihtisasını bitirdi. Kırıkkale'ye tayini çıktı ve ben de oraya tayin istedim. Hemen bir hafta 10 günde tayinimi yaptılar ve 5 sene orada, daha sonra da İzmir'e, 2002'den beri İzmir'e geri geldim ve Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi, SSK, o zaman SSK Hastanesi'ydi. Çalışmaya başladım. Oranın üroloji kliniğini kurdum. Ve daha sonra işte gelişmeler devam etti. 2017'de de emekli oldum ve o tarihten bu yana da buraya yakın bir yerde Maynani işletiyorum, Maynani çalıştırıyorum. Çok güzel. Üroloji, ürogenital sistem, sindirim sistemiyle yakın komşuluk içerisinde hangi konular birbirimizi ilgilendiriyor, hangi konularda ürolojiden yararlanıyoruz, onlar bizi açılımlarını sürdürüyorlar. Şimdi yavaş yavaş o konulara girelim. Evet. Bize hangi mesajları, hangi hastalıkları vermek istiyorsunuz? Onlardan başlayalım. Çok güzel. Aslında bu akşamki konu biraz değişik. Genellikle sosyal medyada da aradığınız zaman bu konulara bu şekilde kompakt bir şekilde bulmanız biraz zor. Çünkü bu konular çok ele alınmıyor. Fakat hocamın her zamanki titiz hekimliği ve müktedan düşünce tarzıyla bu konuyu bana önerdi ve ben hazırlıklarımı yaptım ve şu anda da sunmaya çalışıyorum. Ekrana muhtemelen yansıyacak. Şimdi Hakan hocamın dediği gibi ürogenital sistem, yani idrar yolları ve erkeklerde özellikle cinsel organlarla birlikte olan bir sistemdir ve şekilde de görüldüğü gibi bağırsaklarla
yakın temas içerisinde. Yani komşuluk ilişkilerimiz oldukça fazla. Şu kırmızıyla gördükleriniz pembe ya da bu böbrekler, üstünde böbrek üstü bezi var. Her iki tarafta aşağı inen idrar kanalı var. Üreter diyoruz. Ve şurada da mesane. Yani idrar torbası ya da name diğer sidik torbası. Bu şekilde biraz daha mide bağırsak sistemini, yani sindirim sistemini daha rahat gösterebilirim sizde. Şu gördüğünüz yemek borusu, yemek borusu, özofagus. Şurada mide ile birleşiyor şu alanda. Mideden sonra 12 parmak bağırsağı ya da duodenum dediğimiz, sonra da ince bağırsaklar devam ediyor. Ve yaklaşık şu bölgede ilium, yani ince bağırsakla kalın bağırsağın birleştiği nokta, çekum dediğimiz alan. Çekumun hemen altında da şurada küçük bir çizgi var. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Burası da appendix. Bunu neden söylüyorum? Bu noktaya da değineceğiz. Sonra kalın bağırsak devam ediyor. Ve en son kalın bağırsağın son kısmı sigmoid kolon ve rektum, sonra da anus dediğimiz çıkış deliği. Şimdi bu akşam size ben ülseratif kolit ve Crohn hastalığıyla, yani cesareten, yani siz buradayken bana söz düşmez ama estağfurullah, inflamatör bağırsak hastalığı, evet, inflamatör hastalığı. Şimdi aradaki fark ne? Bir ülseratif kolit dediğimiz kalın bağırsak hastalığıdır. Crohn ise ağızdan başlayıp az önce gösterdiğim bütün sistemi kat edip ta anusa kadar, yani makat dediğimiz halk arası noktaya kadar devam eden, sindirim sistemin tamamını ilgilendiren bir inflamatuar hastalık. Dolayısıyla bu hastalıkların yarattığı bir takım başka yan etkiler var veya yandaş hastalıklar var. Öncelikle ona değinmek istiyorum. Cinsel fonksiyon bozukluğu. Cinsel fonksiyon bozukluğu erkeklerde penis sertleşmesi ile alakalı, kadınlarda ise vajinismus veya soğukluk veya kuruluk gibi koit, yani cinsel temas sırasındaki ağrı gibi şeylerle sonuçlanan, durumlarla sonuçlanan bir fonksiyon bütünlüğüdür. Şimdi neden, ne için, nasıl olur diye bunları bir esasında konuşmamız biz gerekiyor. Biz ülseratif kolitle Crohn'u anlatırken şöyle söylüyoruz. Doğurganlık çağında olan, çalışma hayatında verimli dönemde olan, kadın ve erkeği etkilemiş olması nedeniyle toplum sağlığı yönünden çok önemlidir çok diyoruz. Çocukluk çağında da oluyor ama adolesan çağı biraz geçtikten sonra tam doğurganlık çağına gelen kadını veya eşini hamile bırakması gereken erkeği etkilediği zaman pek çok şey alt üst oluyor. Kadının doğurganlığında sorun oluyor, erkeğin eşini hamile bırakmasında sorun oluyor ve ortalık çabuk karışıyor. Tabii. Yani aslında normal sosyal hayatı da çok ciddi, çok olumsuz haklı yönde etkiliyor. Evin içine bomba düşüyor. Kesinlikle, yani. Çok haklısınız. Birkaç tane istatistik vereceğim daha iyi anlaşılsın diye. Yaklaşık olarak dünyada yapılan araştırmalarda bu hastaların %45'inde, yani ister kadın ister erkek fark etmez, ülseratif kolit ve Crohn'la mücadele eden kişilerde %45 civarında bir cinsel fonksiyon bozukluğu gözüküyor. Türkiye'de yapılan bir iki araştırma var, multisentrik, yani birçok merkez, Anadolu'nun bir kısmı, İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde toplu olarak yapılan bir çalışmada erkeklerde %58, kadınlarda ise %57 gibi cinsel fonksiyon bozukluğu görülüyor. %45 ile 58'i kıyasladığınız zaman yaklaşık %25, yani 1/4 daha fazla görülür normal diğer ülkelerin verilerine göre. Şimdi bunun sebebini benim burada açıklamam çok yeri değil, çünkü gerçekten bilmiyorum, hakim değilim, ama 33 senenin sonunda bunca yıllık deneyimin bana verdiği yetkiyle bir analiz yapıyorum kendi kendime. Hı hı. Ve diyorum ki şimdi cinsel ilişki Türkiye'de bir yerde tabu. Yani bunu hepimiz biliyoruz.
özellikle Batı dünyasındaki yayınlar genellikle oradan geliyor. Onlarla kıyaslanmayacak derecede geriden gidiyoruz. Onlar daha serbestler. Dolayısıyla o işin bir boyutu. İkinci boyutu ise insanların entelektüel seviyesi belki biraz daha fazladır ve doktorlarıyla bunu daha rahat ortaya koyup anlatıp çare bulabiliyorlar veya hastalıklarını daha doğru, daha iyi psikolojik olarak kabul edebiliyorlar. Tabii ki bunlar da ciddi olarak etkili. Yani bu aradaki %25'lik fark biraz da buradan kaynaklanıyor. Çünkü birazdan değineceğiz. İşin emosyonel faktörü, yani psikolojik olayı da çok üst düzeyde. Dolayısıyla siz psikolojinizi düzeltebilirseniz, kendinizi yetiştirebilirseniz bu konuda, hastanızı benimseyebilirseniz cinsel fonksiyonu daha iyi geriye gelebilir. Bir hastamız var, iki kardeş. Bir kardeş kötü ve bütün bağırsakları aldırmış. İkinci kardeş de ülseratif kolit, ikisi birden ülseratif kolit. Bir kardeş ameliyat olmuş. İkinci kardeş de ondan daha büyük abi. Dedim şeye gidiyoruz, bağırsakları aldırmaya gidiyoruz, sizin de dedim ağır. Hocam bağırsakları şimdi aldırmayalım dedi. Ben ilk önce dedi impotansı dedi halletmek istiyorum. Hayırdır dedim. İmpotanstan çok şikayetçiyim hocam ben dedi. Bir hekimle dedi anlaştım. İmpotansla ilgili bir ameliyat geçireceğim. O ameliyattan sonra dedi sanırım dedi benim bağırsaklar da düzelecek hocam dedi. İnşallah dedim öyle olur. Gitti. İmpotansla ilgili bir ameliyat oldu. Siz daha iyi değerlendireceksiniz. Geldi ve toparlandı. Yani emosyonel baskı anladığım kadarıyla çok rahatladı. Olan da genç, 38 yaşında. Yani aileme dedi, anlatamıyorum hocam derdimi dedi. Ve impotansın düzeldi dedi. Şimdi dedi, bana ne tedavi verirseniz kabulüm dedi. Beni ameliyattan mümkün olduğu kadar uzak tutun, gayret edin dedi. Düzeldi. Yani bu gece vereceğim mesajın özeti aslında. Gerçekten. Yok, yani çünkü bunlar birbirini etkiliyor. Yani bağırsak hastalığı gerçekten sizin bu konuda daha çok şey anlatabilirsiniz ama bir ürolog olarak bunu çok iyi biliyorum. Bağırsak hastalıkları ciddi olarak insanın hayatını olumsuz etkiliyor. Bu olumsuz etki de günlük hayatımızı etkiliyor, iş hayatımızı etkiliyor. Tabi haliyle de cinsel hayatımızı etkiliyor. Çünkü emosyonel faktör, yani ruhsal problemler de ön plana çıkıyor. Erkeklerin bir kısmı eğer takar ise, kafayı oraya takar ise hem cinsel fonksiyon bozukluğu artar, hem hastalığı yani kron veya da mümkün artık değil ama yani birbirini maalesef ki değil pozitif feedbackle arttırıyorlar. Dolayısıyla bu verdiğiniz örnek oldukça tipik bir örnek ve çok doğru. Yaşanmış bir şey olduğu için anlattım. Tabii ülseratif kolit ve kron hastalığı bağırsağa ait olan bir hastalık. Fakat biz orada diyoruz ki ekstra intestinal, yani bağırsak dışı hastalıklar diyoruz. Orada bütün sistemleri ilgilendiriyor. Evet. Kalp, göz, beyin, karaciğer, pankreas, eklemler, deri, kan değerleri, hormonlar, her şey. Hematoloji, nörolojik hastalıklar, urogenital sistem. Urogenital sistem de bugün Sayın Şahban'ın konusu olduğu için buradan girdik. Size vermeye çalışacağım mesajlar tabii bu kadar kısıtlı değil. Sanırım belirli bir süre içerisinde süremiz yetmeyebilir. Gerekirse kendisini bir kez daha davet edeceğimizi bildirmek isterim. Bildiğiniz gibi Sayın Yönetmenimiz Ozan Bülbül sizlerin sorularını alıyor ve Sayın Şahbal'a iletebilir. Ne zaman isterseniz onları linkler üzerinden yazabilirsiniz. Hocam biz devam edelim. Devam edelim. Şimdi bu kron ve ülseratif kolit zaman zaman alevlenen, akut hecmeler gösteren kronik iki hastalıktır aslında ve zaman zaman tam remisyona girebiliyor ve relaps olabiliyor. Hastalar bu durumda cinsel fonksiyonlarını kazanabiliyorlar. Çünkü o emosyonel faktör bir yerde ortadan kalkıyor. Hastalıktan kurtulmanın verdiği bir motivasyon var.
Bu motivasyona bağlı da cinsel fonksiyonları daha normale yakın düzelme gösteriyor. Fakat bir antiparantez, erkeklerde ülseratif kolit sırasında bir süre sonra, yani devam eden hastalığın tedavisinin devamı sırasında cinsel fonksiyonları bir miktar geri gelebiliyor. Yani psikolojik olarak kendilerini düzeltiyorlar, hastalığı kabulleniyorlar, onunla yaşamayı öğreniyorlar. Kronik hastalıklarda hastalıkla yaşamayı da bilmemiz lazım. Bu çok önemli. Yani her şeyi hekimden beklememek lazım. Çünkü hekimin elindeki silahlar belli. Fakat aynı benzer silahlar olmasa da farklı şekilde bu silahlara destek verecek silahlar hastalarda var. Onlardan bir tanesi de beyin gücüdür. Onu çok iyi kullanmamız lazım. Kendimizi ona göre motive etmemiz lazım ki baş edebilelim bir takım şeylerle. Hasta bunu bizimle konuşabilir duruma geldiği zaman esasında hangi adrese gitmesi gerektiğini söylediğimizde rahatlıyor. Bunu konuşamadığı zaman büyük sorun yaşıyor. Çünkü bilemiyor kim yardım eder, kim nasıl bana yaklaşır, kim bana nasıl destek çıkar diye mümkün olduğu kadar bilgi vermeye çalışıyoruz. Bu toplantılarımızı YouTube'da paket haline getirip hastalara QR kodu üzerinden okutup diyoruz ki sakin zamanda bunları dinleyin, not alın, bize danışın diye. Çünkü anlatmadığımız her konu hastada güvensizlik oluşturuyor. Doğru. Mesela kanserle ilgili bilgi vermezsem hastaya, diyor ki bana kanseri anlatmadı ama internette ülseratif kolit ve Crohn'la ilgili kanser yazıyor. Yüzdesini yazmıyor. Çok düşük bir oranda, %4 oranında ve bizde de çok rastlanmıyor. Ama kanser lafı geçince ona takılıyor. Ve diyor ki bana hekim, doktor anlatmadı bunu. Neden anlatmadı? Bu alan da çok önemli. Çünkü insanlar anlatamıyorlar. Kadın da anlatamıyor, erkek de anlatamıyor. Bu sorgulamalar ama bizim, ama hazırlayan arkadaşlarımızın, teknik elemanlarımızın sormaları gerekli. Tabii. Ama anketle, ama sorgulamayla onu sorup da çözümünü gördüğü an hastalık belirli bir ölçüde kesinlikle rahatlıyor. Kesinlikle. Yani bu gece esasında vermemiz gereken en büyük... Daha mesajımız çok hocam. Sadece bunu vermeyeceğim. Yok yok. Mesajlardan bir tanesi şu. Yani bizi izleyen muhtemelen diğer meslektaşlarımız da var. Gastroenteroloji uzmanları, hastaları ülseratif kolit veya Crohn gibi müzmin bağırsak hastalıklarıyla ele aldıkları zaman bu sorgulamayı mutlaka yapsınlar. Yani cinsel fonksiyon bozukluğu olup olmadığını. Çünkü gerçekten benim rutinimde, pratiğimde bunca yıldır cinsel fonksiyon bozukluğu olan hastalar başka sebebe bağlı değil. Sadece ve sadece organik. Bana geldikleri zaman bile o kadar sıkılıyorlar ki, o kadar utanıyorlar ki. Evet. Telefonda şu soru soruluyor. Hocam ben geldiğimde odada başka birisi olacak mı? Ben geldiğimde muayenehanede başka birisi olacak mı? Sekreteriniz kadın mı erkek mi? Bu sebepten dolayı ben neredeyse bütün telefonlara kendim çıkıyorum. Ki rahat konuşabilsinler diye. Tabii açıklayıcı olsun diye ve şey yapın sana diye. Dolayısıyla buyurun. Bir Crohn hastamız vardı. Kızcağız çok zayıf geldi. Böyle dökülüyor, zayıf, perişan. Makat çevresinden de sürekli şeyler var, fistüller var. O fistüllerle ilgili kocasından boşanmış. Sonra aldık, yıllardır uğraşıyoruz. Şimdi tedavilerle kız güzelleşti. Daha da toparlandı, fistüller düzeldi. Bu sefer kocası demiş ki, ben geri dönmek istiyorum. Kadın da demiş ki, ben istemiyorum. Şimdi... ve hala tedavi devam ediyor. Daha da güzelleşecek gözüküyor ve her geldiğinde son derece bakımlı, son derece aklı başında bir insan. Yaşam bu değil. Yaşam tek başına. İşte evlenirken şöyleydi. Madem hastalandın alasmalık ben gidiyorum. Aslında değil. İyi günde kötü günde hastalıkta sağlıkta bunun için geçerli. Yani yaşamda bir de bizim hekim olarak yapmamız gereken şey benimle ilgili bir sorunuz yok. Yani ben gastroenteroloğum, evet, şununla şununla ilgili bir sorununuz yok, o halde başka bir yere gidin. Hasta ne yapsın, nereye gitsin, ne söylesin? Yani organ hekimi olmamak gerekiyor, yol göstermek gerekiyor.
işte bağırsağınız, mideniz sağlam, bir sıkıntı yok. Benimle ilgili bir probleminiz yok. Hastayı bir bütün olarak ele almanız kötü. Yani o çünkü sizden bir yardım istiyor. Kesinlikle. Yani hastayla ilgilendiğiniz zaman sadece dediğiniz gibi kendi size başvurduğu şikayette değil, diğer yönleriyle ele aldığınız zaman aslında çok daha faydalı olabiliyorsunuz. Tabii. Hastayı bir bütün olarak ele almanız lazım ki diğer yönleriyle de temas ettiğiniz zaman, onu doğru yönlendirdiğiniz zaman kesinlikle o hasta size güvendiği için diğer hastaları da size gönderir. Başka problemleri olduğu zaman evet belki sizin iş gücünüzü arttırabilir ama sıkıntı değil. Arıyor, danışıyor ve gereken yerlere gidiyor. Bu da sonuçta bizim mesleğimizin gerekliliğinden bir tanesi. Ülseratif kolite Crohn'da şey kaçırma, idrar kaçırma, kaka kaçırma, gayete inkontinanslarıyla karşılaşıyor musunuz? Evet. İdrar kaçırma. Şöyle aslında bize gelen hastaları da biz sorguluyoruz. Yani ben genel olarak sorguluyorum. Çok nadiren ülseratif kolit veya Crohn hastalığına bağlı idrar kaçırmayla bize başvuruyorlar. Genellikle bize idrar kaçırmayla gelen insanların çoğu nörojen mesane. Bu da başka sebeplere bağlı. Yani işte diyabet ve diğer şeyler, sinirsel hastalıklar. Dolayısıyla bu konuda size bir çok ciddi bir bilgi veremeyeceğim. Çünkü daha çok size gelmiş bizim oluyor. Bizim göndermemiz gerekiyor da biz sorguladığımız zaman göndermemiz gerekiyor. Aynen o şekilde. Ve tutulumlar olabiliyor. Yani rektum tutulduğu zaman mesaneyi irite edebiliyor. Crohn rektumu tuttuğu zaman şey açılıyor, mesaneye açılıyor veya vajinaya açılıyor. Fistülize oluyor. Orası zaten daha karışıyor o zaman. Tabii. Böyle vakaları bizim danışmamız lazım. Tabii ki, aynen. Şimdi biz bu cinsel fonksiyon bozukluğu neden ortaya çıkıyor? Biraz da onu konuşalım. Olursun. Diğer konuları detaylandıracağım eğer vakit olursa. Şimdi ülseratif kolit ve Crohn hastalığının kronik bir hadise olduğunu, yani süre gelen, müzmin, uzun vadeli bir rahatsızlık olduğunu, inflamasyon yarattığını hepimiz biliyoruz. Defaten hocam konuşu ve YouTube kanalı bunlarla ilgili çok ciddi bilgiler var. Arzu edersiniz oradan da detaylara gidebilirsiniz. Peki nasıl yapıyor? Yani hangi etkenlere bağlı? Kabataslak şöyle bir toparlayacak olursak, yorgunluk. Şimdi bu hastalık yarattığı ishal, stres, ağrı gibi şeylerle bir yorgunluk yaratıyor. Uykusuzluk yaratıyor. Bunlar da insanın stresini arttırıyor. Bir taraftan ishal olabiliyor. Olabiliyor demeyelim, oluyor. Ve günde belki 20, 30, 40 kere bir insan tuvalete gitme ihtiyacı yaşayabilir. Ve evden bile, dahi 3-5 defa bile dengeyi şaşırıyor. O bile dengeyi. Neden? Çünkü elektrolit kaybı, sıvı kaybı vesaire. Kusma bir taraftan. Şimdi biz böbrek yetmezliği, yani akut tübüler nekroz, ATN dediğimiz durumlarda en sık sebep ne? İshal ve kusma. Özellikle yazın dehidratasyon, yani terle aşırı derecede su kaybı, elektrolit kaybı, bir gün, iki gün, üç gün yeterince sıvı almadığı zaman böbrek yetmezliği ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu böbrek yetmezliği tabii ki bu ishal ve kusmaya da bağlı olabiliyor. Bu sebepten dolayı bu rahatsızlıklar cinsel fonksiyon bozukluğuna da sebebiyet verebiliyor. Bir taraftan ağrı, düşünün karnınızda ve alt bölgenizde, pelvis dediğimiz leğen bölgesinde sürekli bir ağrı var. Niye? Çünkü gaz oluşuyor. Şöyle bir antiparantez. Canlı canlı bağırsağı kestiğiniz zaman insanlar acı duymaz. Ama gaza bağlı gerildiği zaman en ufak bir gerginlikte ciddi ağrılar olabiliyor. Ki bu iki hastalık da gerginlik yaratıyor. Bağırsakları geriyor. Gaz oluşuyor ve bunlar da çok ciddi ağrıya sebebiyet verebiliyor. Ve bunların sonucunda da zaman zaman gerek dışkı gerek idrar kaçırma, inkontinansı olabiliyor. Bu da insanda ayrıca bir stres sebebi, anksiyete sebebi veriyor. Dolayısıyla gelecekle ilgili, özellikle ilk ataktan sonra iyileşti, bir süre sonra ikinci atağı yaşayan kişilerde belki gelecekle ilgili kaygıları artabilir. Bir de internette olur olmaz bilgilerle %1'ler, %1'lerle
olan şeyleri gözlerinde büyütüp acaba bu olur muyum, o olur muyum? Az önce kanser olayında anlattığınız gibi kaygılarını arttırıyorlar. Dolayısıyla cinsel fonksiyon bozukluğu bu şekilde artabiliyor. Kadın şey soruyor, hamile kalabilir miyim? Çocuk doğurabilir miyim? Değil mi? Erkek tersine, ben eşimi hamile bırakabilir miyim? Tabii. Yuva kurabilir miyim? Çocuğuma geçer mi? Yani bunlar tabii sistemi... Yeterince olmuyor. Yaşayabilir miyim? Çocuğum babasız mı büyüyecek gibi gibi böyle gerçekten cümleler var. Şimdi tabii bu hastalığın seyri sırasında, tedavisinin seyri sırasında zaman zaman ilaçlara yanıt olmayınca mecburen kortizon veriyorsunuz. Tabii. Bu kortizon da çok ciddi bir dış görünümü bozabiliyor. Ve dolayısıyla yani nasıl diyeyim vücutta olan değişiklikler, şişmeler. O bir yandan. İshal ve kusmalardaki deri buruşukluğu, aşırı kilo kaybı, sarkmalar vesaire. Yani dış görüntüde de bir bozukluk ortaya çıkıyor ve bu da gene bu cinsel fonksiyon bozukluğunu bir şekilde tetikliyor. Az önce de siz söylediniz bağırsaklar alındı vesaire. Tabii oraya gelmeden önceki aşamayı söyleyelim. Zaman zaman tıkanıklığa bağlı mecbur kalınıyor ve bağırsaklar cilde ağızlaşıyor karında. Yani kolostomi dediğimiz ve mecburen kolostomi torbası taşıyor. Yani insan normal yerden değil de göbekten dışkılamak zorunda. Bu da ciddi problem yaratıyor. Yani bunların hepsi el ele verdiği zaman çok ciddi cinsel fonksiyon bozukluğu nedenleri içerisine yer alıyor. Birkaç sorumuz var hocam. Bu arada araya girelim soralım o zaman. Bir izleyicimiz şey sormuş. Ülseratif kolit hastasıyım. Bademciklerim için antibiyotik içebilir miyim diye sormuş. Ülseratif kolit pozitif. İçebilir. Özellikle sefalosporin grubu antibiyotik verebiliriz. Sefalosporin. Bir başka izleyicimiz şöyle sormuş soruyu. Bu hastalığın takibinde önemli değerler nelerdir? VBC, CRP gibi. Ama hangi hastalığı kastettiğini şu an bilmiyorum. Büyük ihtimalle şeyi söyleyecek. Hocam buyurun siz daha iyi şey yaparsınız, anlatırsınız. Neleri takip etsin? Şimdi eğer ülseratif koliti olan veya kron olan hastalarda cinsel fonksiyon bozuluyorsa tabii ki kadınsa bir jinekolog yani kadın hastalıkları ve doğum uzmanına gitmesi lazım. Emosyonel problemleri varsa tabii ki psikiyatri uzmanına gitmesi lazım. Erkek ise normalde örolojiye gelmesi lazım. Fakat son zamanlarda kadın cinsel fonksiyon bozuklukları artık ürolojinin alanına girmeye başladı. Belli merkezlerde ürologlar da ele alabiliyor. Bu bilgiyi de sunmak istiyorum. Şimdilik üniversitelerde, eğitim hastanelerinde başlandı bu. Dolayısıyla bu şekilde hastaların yetkili doktorlara gitmesi lazım. Şimdi erkek bize geldiği zaman tabii ki kan tahlili yapıyoruz. Hı. Neden yapıyoruz? Hormonlarına bakıyoruz. Bir Doppler ultrasonografi istiyoruz penisten. Bir akım bozukluğu var mı? Bir geri dönüş yani venöz sistemde bir kaçak var mı? Bunları da ekarte etmemiz lazım. Hormonları normal, Doppler'i normal, diğer kan tabloları, rutin hemogramlar vesaire onlar normal. Böbrek fonksiyonları, karaciğer fonksiyonları normal. O zaman biz bunu rahatlıkla diyebileceğiz ki bizim organla ilgili değil, gastrointestinal sistemin yarattığı emosyonel faktöre bağlı. Dolayısıyla bu hastanın ayrıca bir psikiyatriye gitmesini salık veririz. Bankacılıkta bir sistem var. Diyor ki bireysel bankacılık diyor. Kesinlikle. Yani biz size diyor bireysel faiz uygularız, bireysel yaklaşırız. Tıp zaten bireysel. Kesinlikle. Yani her hasta ayrı. Farklı. Evet. Onun için böyle ülseratif kolit veya Crohn'da bir genellemeye girmiyoruz. Mümkün değil. İşte mümkün. Şu tahlili isteriz bunu yaparız, şöyle yaparız, böyle yaparız gibi yaklaşımlar çok anlamlı değil. Onun için Emir Bey'in söylediği gibi hasta bireysel değerlendiriliyor. Kesinlikle. Yakınmaları, tutulumları, hastalığın şiddeti, ne kadar da bir aktivite gösterdiği, ne tür problemler yarattığı gibi pek çok faktörler nedeniyle hastada izlenecek tetkikler apayrı. Yani şunu yapamıyoruz, şu tetkikleri isteriz, hastalığın aktivitesini belirleriz, şu tetkikleri isteriz,
ayda bir, iki ayda bir, üç ayda böyle bir genelleme yok. O nedenle hastanın bireysel değerlendirilmesi başlı başına önemli bir şey. Şimdi tek başıma bunu yapamıyorum. Hastayı anlatıyorum, dinletiyorum, işte sosyal medyayı kullanıyorum, şununla bununla eğitmeye çalışıyorum. Fakat mutlaka ürolojiden destek istemem gerekiyor, psikiyatriden destek istemem gerekiyor, zaman var nörolojiden destek. Yani çoklu disiplin ile hastayı izlememiz gerekiyor. Tek başına hastada tamam senin hastalığın çok önemli değil, rahatsın sen merak etme şeklindeki genellemeler hastayı tatmin etmiyor. O doğal olarak diyor ki ileride ne olacak? Şu olacak mı, bu olacak mı? Veya impotansın düzelecek mi, libidon düzelecek mi? Başka bir şeyler sorması gerekiyor. Onun için çok genelleme ile gitmiyoruz. Başka sorumuz varsa başka soralım. Bir daha sorumuz hocam. İzleyicimin midesinde ve bağırsaklarında rahatsızlık varmış. Aynı zamanda böbrekler ve idrar yolu enfeksiyonu sürekli çekiyormuş. Ve doktora gittiğinde böbrekleri şişiyor diyorlarmış. Neden olabilir diye soruyor. Kaç yaşında belli? Kaç yaşında? Yaşını yazmamış. Yazmamış. Midesinde fokal intestinal metaplazi, Helicobacter pylori ve atrofi gastrit varmış. İkisinin birbiriyle ilişkisi var mı diyor. Yaş var mı burada? Yaş henüz belirtmedi. Belki siz konuşurken... Cinsiyet? Bir kadın izleyicimiz. Kadın. İsimden yola çıkarak. Biraz da şeyin tabii yaşını isim gönderebiliriz. Veriyoruz. Tabii tabii eğer gönderirse daha iyi olur. Şimdi mide neden şişiyor? Tabii. Mide bağırsak hastalığı olan kişilerde başka bir hastalık olmayacak diye bir kaide yok. Şimdi az önce sizin de söylediğiniz gibi her hastalığı ayrı ele almamız gerekiyor. Yani hastalık yok, hasta var. Evet, bir hastalık grubu var. İşte Crohn hastalığı, böbrek yetmezliği. 44 güzel. Şimdi dolayısıyla her hastayı ayrı ele almamız lazım. Şu hataya düşmememiz lazım. Mide rahatsızlığı bana gelen hastanın işte ben başka bir şeyine bakmam, direkt gastroenteroloji gönderirim. Hayır, böbreğine de bakmam lazım. Sorgulamada cinsel fonksiyona da bakmam lazım. Bir muayenede tansiyonu ölçmem lazım. Kalbini dinlemem lazım. Akciğerlerini dinlemem lazım. Başka hastalıkları olup olmadığına bakmam lazım. Bir kan şekerine bakmam lazım. Acaba bir diyabeti var mı yok mu? Gibi bütünsel olarak ele almamız gerekiyor. Ve dolayısıyla sizin esas hastanızın altında yatan sebep tabii ki gastrointestinal sistem ama aynı zamanda böbrek rahatsızlığı olabilir. O şişme neye bağlı? Bir taş yolu tıkamış olabilir. İyi huylu, hani illa kötü huylu lütfen ele almayın. Bir tümöral bir kitle olabilir. Bu tümöral kitle bağırsağın kendi dış baskısıyla yarattığı hadisedir demek istediğim o. Yani bir kanser hemen aklımıza gelmesin. Bu şekilde de bir dış baskıya bağlı böbreklerde şişme olabiliyor. Yani bu şişme çok çok genel bir olduğu için onu araştırmak lazım. Emir Bey'in söylediği hekimlik. Bizim yapmamamız gereken organ hekimliği. Yani ben senin kalbine baktım, benle ilgili bir sorunun yok. Bu doğru bir yaklaşım değil. Yani organ hekimliğinde çünkü hasta karşısındaki kişiyi önemsiyor. Doktor olarak güveniyor ve geliyor. Bir hastamız gelmişti bundan yaklaşık bir 8-10 sene kadar önce. Ünlü bir kardiyoloji profesörü hastayı yaklaşık 20 yıl civarında izlemiş. Gitmiş gelmiş, gitmiş gelmiş, kalbine bakmış, işte anjiyo yapmış, ona yapmış, bunu yapmış, şunu yapmış. Fakat kalple ilgili ciddi bir sorun yok. Fakat hasta Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ne yemek borusu varis kanaması nedeniyle geldi. Hasta karaciğer sirozu ve siroz nedeniyle varis kanamasıyla geldi. Hasta yakını bana şunu sordu. Hocam dedi, biz yıllardır dedi filanca hocaya gidiyoruz ve bizim dedi bundan niye haberimiz yok dedi. İşte bu nedenle yok. Yani Emir Bey nasıl söylüyor? Diyor ki rutinlerini isteyin. Ultrasonunu yapın. Ben rutinciyimdir. Yani mümkün olduğu kadar ultrasonu, mümkün olduğu kadar demeyeyim, mutlaka isterim. Hastanın ultrasonu nerede derim. Ultrason çektiririm, idrar tahlili yaptırırım, kan tahlili yaptırırım, onu yaptırırım. Ondan sonra derim ki
şununla ilgili buna gitmeniz lazım. Bir tane kadıncağız bize de anı çok yaşlandıkça anı çoğalıyor. Kocasını tutmuş getirmiş. Hocam dedi bunun dedi midesine bağırsağına bakın dedi. Tamam bakalım dedi. Baktık. Ondan sonra bir dedim tomografi çekelim. Neden dedi tomografi çekeceksiniz? Dedim yaş faktörü var. Bir de dedim böyle müpem ağrılarınız var. Kolonoskopi normal, gastroskopi normal. Bir tomografi çekelim dedim. Çektik. Sol böbrekte renal sel sena çıktı. Hasta geldi dedi ki hocam bir şey yok değil mi dedi. Biraz var dedim. Nasıl bir şey var dedi. Vallahi dedim üroloji karar verecek ama sol böbrekte bir şey var dedim. Hocam söyle dedi yani beni oraya göndermeden önce söyle dedi. Yani dedim, bir şey diyemiyorum ama bir ameliyat ihtimali olabilir dedim. Ne diyorsun hocam sen dedi. Vallahi dedim filmler söylüyor. Gitti ameliyat oldu. Renal hücreli kanser de çok İyi gidişli bir kanser. Yerine göre ve zamanlamaya göre tamamen kurtulma şansı kurtuldu. Yüksek. Adamcağız kurtuldu dediler. Yani bize o kurtuldu. Şekilde söylediler. Şunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani hekimlik sadece kendi branşımız değil. Çünkü biz bir hekim olarak 6 sene okuyoruz. Üzerine ihtisas yapıyoruz. Üzerine yıllarca bir deneyim elde ediyoruz. Hasta bize diyor ki bana yardımcı ol. Tabii. Ben sana yardımcı olamam. Seni sadece böbreğine bakarım. Mesanen de iyi. Gerisine sen git. Ne benim bilgim bu kadar. Daha fazlasına gidemem. Halbuki esasında bu kadar bilgim var. Tabii. Niye kendini burayla sınırlandırıyorsun? Yani öğrenciyken bizim Ege'deki hocalarımızın bize söylediği şey şu. Tıp 99'u kabul etmez. 100'ü kabul eder. 50 ile geçer not alırsınız ama diğer 50 kalan kısım hayatını kaybeder sizin yüzünüzden. Çok doğru. Dolayısıyla insanları bütün olarak ele almamız lazım ki onlara faydalı olabilelim. Başka sorumuz var mı? Hocam bir sorumuz daha var. Crohn hastasıymış izleyicimiz. Doğum kontrol yapma kullanabilir miyim diye sormuş. Şimdi ben jinekoloji uzmanı değilim ama Crohn hastalığı neden doğum hapı kontrolü kullanmasın? Hormonal kullanımı biz çok sevmeyiz. Yani oral kontraseptif diyoruz buna. Östrojen ve progesteron özellikle kullanım süresi içerisinde hastalığı alevlendirir. Mesela gebe kaldığı zaman Crohn hastasının %25 ila 50 alevlenme riski vardır. Östrojen vücutta çok artar, progesteron çok artar ve ona bağlı olarak alevlenme riski artar. O nedenle biz gerek Crohn gerek ülseratif kolitte hormon kullanımını sevmeyiz. Daha mekanik işler hani spiralle veya erkeğin korunmasıyla kondom kullanılmasıyla daha verimli olduğunu düşünürüz. O nedenle oral kontraseptif kullanımını önermeyiz. Ama illa overlerde kist var. Bu kistin küçültülmesi için işte minimal düzeyde hormon kullanılıyor ise o zaman kullanımına izin verir, hastayı izleriz. Tabii. Ama şeyden korkarız. Mümkün mertebe korkarız. Uzak durmak lazım ama başka sebeplerden dolayı. Yani sonuçta şöyle bir terazi olduğunu düşünelim. Bu ağır basıyorsa mecburen o zaman size daha çok temas ederek, daha sık kontrolleri gelerekten hastalığını... Biz pimpirikli adam olduğumuz için şimdi diyoruz ki hasta Crohn ülseratif kolit. Bundan sonra diyorum hangi hekime gider ve oradan ilaç alırsanız lütfen diyorum bizim sekreterime yazın. O diyorum bize sorar. Biz size hangi ilacı kullanıp kullanmayacağınızı söyleriz diyorum. Çok zor bir şey bu yani. Tabii. Ama hasta da hemen yazıyor. Diş hekimine gidiyor. Oradan aldığını yazıyor. Kadın doğuma gidiyor. Veya üst solunum yolu enfeksiyonu geçiriyor. Olur olmaz bir sürü ilaç var. Bunlar uygun değil. Bunları kullanamazsınız diyorum. Doğum kontrolü bu bunlardan birisi. İlk soruda verdiğiniz cevap gibi. Şu tarz sefarosporin kullanın gibi. Mesela sefarosporin kullanın diyoruz. Orada başka antibiyotikler kullanılıyor. Evet. Amoklavin, amoksilin, klavilonik asit, işte sulperazon. Böyle şey. Bunlar bizim için çok sakıncalı. Sentetik penisilinler. Hemen şey yapıyoruz. Tabii. Bunları engelliyoruz. Hocam sorunun devamı şöyle ilerliyor. Hı. Alternatif olarak gerçi sizin alanınız değil ama yine izleyicimiz sormuşken ileteyim size. Alternatif olarak başka kullanabileceği bir
doğum kontrol yöntemi var mıdır diyor. Var. Yaşla ilgili bir bilgi var mı? Değilmiş. Bekar bir insanmış. O yüzden... Evet. Bekar hastaysa işin şekli değişiyor. Evli değilse, yaşı da küçükse. Ama sonuçta yine spiral kullanılabilir. Yani spiral en mantıklı yöntemlerden bir tanesi. Yani sonuçta cinsel ilişkide bulunacaksa herhangi birisiyle, partneri diyelim, partneri mutlaka kondom kullansın. Ama spiral bu hastanın de dışında bir cevap vereyim. Hani dedik ya, bütün olarak cevap vereceğiz. Yaşlar ileriyse, yeterince çocukları varsa ve başka çocuk düşünmüyorlarsa, o zaman ister erkekte ister kadında tüp bağlama dediğimiz ve erkeklerde vazektomi dediğimiz yöntemleri de önerebiliriz diğer hastalar için. Daha genç bayan olduğu için. Ya, bu hasta için değil. Bu hasta için değil. Bir başka sorumuz da ülseratif kolit atak dönemindeymiş. İzleyicimiz 3 ay olmuş. Kortizola başlayacağım. Atak dönem ne kadar sürer diye soruyor ortalama. Kortizona başladıktan 7 ila 10 gün içerisinde cevap almayı bekleriz. Yaklaşık 2-3 hafta içerisinde cevap netleşir. 3 ay içerisinde remisyona girer. Girmiyor ise ya kortizona direnç vardır ya da tanıda bir hatamız vardır ya da ek bir faktör vardır. Sitomegalovirüs gibi veya Clostridium difficile enfeksiyonu gibi farklı farklı şeyler vardır. Sorunlar söz konusudur. Onun için hani ne zaman remisyona girerim meselesi gene bireysel. Hastayı izleyerek değerlendiririz. Son bir sorumuz. Gece yanmaları için bir öneriniz var mı diye sormuş. Neresi yanıyor? Muhtemelen yine sinir sistemiyle alakalı. İkinci sorumuzun sahibi şeyi sormuştu. Hangi değerlere bakmak lazım bu hastalıkta diye. Biz konuya devam edelim. Gece yanması derken neresi yandığını bize yazar. Bize yazsın. Nur hocama selam var. Aleyküm selam. Teşekkür ederim. sevgili Devrem. Şimdi devam edelim. Şimdi dedik ki tedavi. Yani tedaviyi nasıl yapacağız? Nedene yönelik tedavi. Yani bu gecenin ikinci mesajı da bu. Evet. Yani mesajın bir tanesi bir gastroenterolojiye gittiği zaman hasta cinsel fonksiyon sorgulansın veya ürolojiye cinsel fonksiyon bozukluğuyla gelen bir hasta olduğu zaman bir gastroenterolojiyle alakalı, diyabetle alakalı biz mutlaka sorgulamamız gerekiyor. İkinci mesaj da tedavi edeceksek nedene yönelik olsun. Çünkü eğer nedene yönelik bir tedavi uygulamaz isek o zaman ciddi problem yaşar hasta ve biz de aynı zamanda. Şöyle bir örnek vereyim. Bir evimizin dışında bir sazlık var. Bahçeli evimiz var. Sazlığımız var. Biz de her tarafa sineklikleri kurduk. Bir iki tane de ilaç aldık. Ve sineklerle mücadele ediyoruz. Sinekle mücadele etme yöntemi o değil. Sazlığı yok etmemiz lazım. Sazlık yok edilmediği sürece mutlaka sinek bir şekilde eve girer. Ve bizi bir şekilde sokar ve rahatsız eder. Dolayısıyla nedene yönelik bir tedavi verdiğimiz zaman her zaman başarı oranımız çok yüksek. Hem hastanın hem bizim yüzümüz güler. Şimdi bu cinsel fonksiyon bozukluğunu aslında bir nevi konuştuk ama ben gene de bir üstünden hızlıca geçeyim. Araştırdığımız zaman neye bağlı? Gastrointestinal sistemin yarattığı az önceki söylediğimiz uzun uzun anlattığımız şeylere bağlıysa tabii ki tedavi sürecinden sonra hastalar çoğu zaman düzelir. Hatta tekrar hatırlatmak istiyorum. Erkeklerin bir kısmı, kadınlarda pek olmuyor. Emosyonel faktör onlarda daha fazla olduğu için. Erkeklerin bir kısmı tedavi sürecinde dahi fonksiyonlarını geri kazanabiliyorlar. Hastalık iyileştiği zaman da tedavi olmuş oluyorlar bir yerde. Fonksiyon geri gelebiliyor. Fakat bütün bunlara rağmen devam ediyorsa fonksiyon bozukluğu o zaman bir psikiyatri desteği, üroloji desteği veya jinekoloji desteği mutlaka alması lazım hastanın. Konuya devam edelim. Başka sorumuz var mı? Yok hocam. Sorumuz yok. Evet. Şimdi başka bir konuya geçmek istiyorum müsaade ederseniz tabii, eğer. Tabii hocam buyurun.
bunu yansıtmıyoruz değil mi? Biliyorum. Yok, onu yansıtmıyoruz. Şimdi pelvik tabanla ilgili biraz konuşalım. Diğer konuları ikinci seansa koyalım. Çünkü onlar başlı başına oldukça uzun. Dört tane ayrı başlığımız var çünkü. Anladım. Şimdi pelvik taban dediğimiz şey nedir? Bizim leğen kemiğimizin çepeçevre böyle yuvarlak şeklinde bir kemik yapı düşünün. Onun önünde pubis kemiği var. Arkasında da bizim omurganın son bölümü olan koksiksin olduğu alan, kuyruk ikisinin, sokumu. Kuyruk sokumu Türkçesi. Kuyruk sokumuyla pubisin birbiriyle bağ dokusu ve kasla bağlı olduğu hamak şeklinde, adeta hamak şeklinde. Şurada ben göstereyim size. Şurası bu koksiks. Burası da pubis. Pubisin altından koksikse uzanan, adeta hamak görevi gören bir yapı. Bu pelvik taban. Pelvik taban neden önemli? Çünkü pelvik tabanın hemen üzerinde olan bizim mesane, kadınlarda ve erkeklerde mesane, gene kadınlarda ve erkeklerde kalın bağırsağın son kısmı olan rektum, ayrıca kadınlarda rahim ve yumurtalıklar. Bunun üzerine biniyor. Tabii bunun üzerinde de bizim bağırsak sistemimiz ve karın organlarımız var. Dolayısıyla pelvik taban bozulduğu takdirde ne yapıyor? Bu organların fonksiyonları bozulur mekanik olarak ve bir takım bize problemler yaratıyor. Şimdi bunların nedenleri neler olabilir? Pelvik taban bozulduğu zaman neye bağlı pelvik taban bozuluyor? Bir kere yaş en önemli faktör. Yaşla beraber yer çekimine bizim vücudumuzun bazı yerleri gücünü kaybediyor. Ve yavaş yavaş yere doğru aşağı sarkıyor. Pelvik taban da onlardan bir tanesi. Hamilelik çok çok önemli. Özellikle çoğul gebelikler. Neden? Çünkü hamilelikte bir kadının aldığı kilo minimum 10 kilo. Yani bebeğin kendisi, plasenta dediğimiz ne kadar? Yani 10 kilo almak zorunda. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı, tabi bebek çok küçük kilo değilse, birkaç kilo çocuk. Bir miktar anne rahminin büyümesine bağlı hacim ve kütle artması. İçindeki sıvı ve plasenta, yani anneyi çocuğa bağlayan o yapının adı, ki doğumdan sonra o çıkıyor. Dolayısıyla 10-15 kilo ortalama bir kilo artışı. Bu kilo artışı nerede oluyor? Karın içinde oluyor. Bu artış dolayısıyla ne yapıyor? Aşağıya basıyor. Aşağı doğru bası yapıyor. Dolayısıyla çoğul gebeliklerde ise bu daha da artıyor. Yani iki çocuk, üç çocuk, ikiz, üçüz, dördüz, beşiz dünyada rekorlar var. Bir tabii de travma yapıyor. Aynen. Bir de normal doğum. Normal doğum uzadıkça, özellikle normal doğumu kötülemek için söylemiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Sezaryenle bizi sevk ediyor şeklinde bir yanlış mesaj algısı oluşmasın. Normal doğum eğer uzarsa ve zorlu bir doğum söz konusu ise bu da oradaki yapıyı zorlayaraktan problem yaratabilir. Bir de menopoz. Şimdi menopozda östrojen hormonu yetersizliğine bağlı, progesteron artmasına bağlı. Oradaki şu yapıyı, şuradaki yapıyı bozuyor. Yani hormona bağlı mekanik bir hadise esasında söz konusu. Diğer taraftan pelvik bölge cerrahisi nedir bu? Bir kolon ameliyatı, kalın bağırsak ameliyatı, bir rektum operasyonu, prostat kanser cerrahisi. Şimdi prostat cerrahisi deniyor ama normal bizim prostat ameliyatı, yani rutinde yaptığımız normal iyi huylu prostat ameliyatlarının rektuma bir şeyi yok, bir etkisi yok. Çünkü tamamen farklı bir şekilde. Şimdi çok detaya da girmek istemiyorum ama bir prostat kanser cerrahisinde mutlaka pelvik tabanda bir temasımız olacak. Eğer ki bir de prostat büyükse, çok büyükse hacim olarak ve rektuma doğru da bir büyüme söz konusuysa, dolayısıyla prostat, rahim operasyonları, rahim operasyonlarının bir kısmı mutlaka pelvik tabana
etki edecektir. Kronik kabızlık, sürekli ıkınma, sürekli ıkınma. Nedir? Karın içi basıncını arttırıyoruz. Karın içi basıncı arttırdığı zaman ne yapıyor? Pelvik tavana mecburen baskı yapıyor. Mesela yoruyor onu. Tabii yoruyor. Sürekli yoruyor. Ikınmayla hatta rektum anüsten dışarı çıkıyor. Prolapsus diyoruz mesela. Ve böyle hastalarımız oluyor. Evet. Çok acı tabii. Yani kadıncağız diyor ki ben yıllardır diyor kabızım hocam. Kabızlık sonrasında rektum dışarı çıktı. Hadi ameliyat olacaksın. Hadi şöyle olacak. Hadi böyle kesinlikle olacak. Yeterli eğitim almadığı, kabızlık çözülmedi ve doğumla ilgili travmada yaşadıkları 50 yaşlarda, 55'li yaşlarda kadıncağızı ameliyata götürdü. Evet. Çok üzücü şeyler tabii. Şimdi dediğiniz çok doğru. Aslında karın zarı da ve onu çevreleyen o bağ dokuları da çok güçlüdür. Fakat zayıf olan kişilerde ıkınmaya bağlı aşağıya bası yapmak yerine fıtık oluşuyor. Yani o oluşmadığı takdirde o yapılar sert olduğu zaman, sağlam olduğu zaman mutlaka aşağıya ciddi baskı yaratıyor. Bir taraftan obezite. Şimdi kilo artması da oraya şey yapıyor. Çünkü insan kilo alırken sadece kolu, bacağı, kasları gelişmiyor. Aynı zamanda karın içinde de ciddi bir yağ tabakası oluşuyor. O da bir ağırlık yapıyor. Ve aşağıya doğru ciddi bir problem yaratıyor. Kronik öksürük. Yani şimdi kronik öksürük dediğimiz zaman akla hemen ne gelir? Sigara gelir. Sigara tabii ki kronik öksürükte çok ciddi neden ama aynı zamanda özofagus reflülerinde de ciddi olarak astımda öksürük oluyor. Astımda. Kesinlikle. Ama astım akciğer. Yani sonuçta sigara, akciğer hastalığının kendisi, astım gibi, reflü gibi hadiselerde, kronik postnazal akıntı yani kronik sinüzit gibi, alerjik rinit gibi, işte ilkbahar nezlesi gibi durumlarda da sürekli öksürük ortaya çıkar ve bu öksürük de ne yapar? Mutlaka aşağıya doğru bir baskı yaratabilir. Şimdi diyabet. Şimdi diyabet etkisi nasıl? Şimdi diyabet bildiğimiz gibi normal seyrinde bir problem yaratmıyor ama şimdi hepimizin gün içerisinde şekeri biraz oynar. Fakat diyabetli hastalarda bu oynamalar daha fazla olur. Bu oynamalar arttıkça, ondülasyon dediğimiz dalgalanma fazla oldukça sinirlere ciddi hasar verir. En çok uç noktalar. Uç noktalar dedim, işte kol, bacak gibi, ayak parmakları gibi ama tabii iç organlarda da rektuma problem yaratabilir, rahime problem yaratabilir. Erkeklerde cinsel organı, penise ciddi problem yaratabilir, mesanede problem yaratabilir. Dolayısıyla diyabet aynı zamanda da bu kas sistemine de problem dolaylı olarak yaratabiliyor. Sık idrar enfeksiyonu geçiren, şimdi sık idrar enfeksiyonu geçirenle ne alakası var? Sürekli tuvalete taşınıyor, bazen ıkınabiliyor, bazen idrar gelmiyor. Hani biraz daha gelsin diye hani birkaç damla daha çıkarayım gibi durumlarda gene mekanik olarak bir problem yaratabiliyor. Bedensel hareket eksikliği. Şimdi insanoğlu hareket için yaratılmış aslında. Bütün canlılar öyle. Yorulduğu zaman kas yoruluyor aslında. Kas ve iskelet sistemi o zaman istirahat ederek, oturarak biz bu yorgunluğu atıyoruz ama onun dışında günlük aktivitemiz olması lazım. Ama uzun süre bedensel aktivitesinde problem olan kişilerde mutlaka bir hareket eksikliği, buna bağlı da bu hamak sisteminde bir problem yaşayabiliyoruz. Şu hamak sisteminde problem yaşayabiliyoruz. Sigarayı az önce söyledi, işte kafein, sigara, alkol kullanımı işte ne yapıyor? Bunlar işte bir kısmı reflüye sebebiyet verebiliyor, bir kısmı akciğer üzerinden öksürüğe sebebiyet veriyor ve bu şekilde etkili. Bazı ilaçlar, ben o konuda çok fazla bilgi sahibi değilim aslında ama bazı ilaçlar da pelvik tavan problemlerini yaratabiliyor. Bugün bir kızcağız geldi de ona takıldı kafam, ondan sonra anlatırken şeyden koptum.
işte rutini diyoruz ya, kız geldi benim midem bulanıyor, karnım ağrıyor, rahat değilim, sıkıntım var filan diyor. 20 yaşında sistemik soru soruyoruz, diyoruz ki idrar yollarında bir problemin var mı? Vardı geçti hocam diyor. Ne vardı yavrum diyorum, işte enfeksiyon vardı diyor. Peki bir daha geçtiği teyit edildi mi dedim, bakıldı mı? Hatırlayamadım dedi. Yani bir ara ciddi bir enfeksiyonu vardı dedi. Annesi dedi ki geçmiyor bunun dedi idrar yolu enfeksiyonu hocam dedi. Neden dedim geçmiyor? Bilmiyoruz dedi. Ama dedi bu dedi yemek yemiyor, midesi ağrıyor, karnı ağrıyor, bulantısı var, şusu var. Önce dedim bir üriner sistemle ilgili ne olduğunu anlayalım, ondan sonra biz dedim devreye girelim. Hocam biz mideden geldik sana dedi. Tamam mideden geldin ama dedim. Şimdi kız çocuğu bu kadar sık üriner enfeksiyon geçiriyorsa altta başka bir sebep vardı dedim. Ya hijyenle ilgili bir problem vardır. Kesinlikle. Ya kızım şey oturuyor musun yavrum dedim. Küvete oturuyor musun? Hocam önceden oturuyordum şimdi oturmuyorum dedi. Çok basit bir şey. Küvete oturarak diyor banyo yapıyorum diyor. Suyu döktükçe şeyin içerisinde. O pislik. Küvetin içerisinde bir vajinal geri kaçış var. Taharetlenmeyi anlatmaya çalıştım. Şu şöyle olacak, bu böyle olacak. Tuvalet kağıdı kullanacaksın, şunları yapacaksın yavrum diye. Sonrasında ürolojiye gönderdim, geri gelmedi. Şimdi yani sistemik soru çok önemli. Aa sen benim mide ağrımla mı ilgili, bulantım mı? Ona mı bakayım, buna mı bakayım derken onu söyledim de ondan tabii kafam takıldı. Ya çok çok doğru aslında. Şey, yani takıldım çok güzel bir örnek. Bir tane sorumuz var tam bizim konuyla birebir örtüşen. Bir erkek izleyicimiz şöyle sorar. 12 parmak gastriti varmış ve uzun süredir alerjik reaksiyonları varmış. Östrojeni yüksek çıkıyormuş. Cinsel isteksizlik başlamış. Erkek mi? Erkekte erkek. Östrojen. Erkek. Olabilir. Erkek. Olabilir. Histamin düzeyim çok yüksek. Nasıl iyileşebilirim diyor. Hocam buyurun. Çok zor. Çok zor bir soru. Şimdi östrojen yüksek olduğu zaman tabii ki bir hormonal değerlendirmek lazım. Bir böbrek üstü bezi değerlendirmek. Yani aynen onları değerlendirmemiz lazım ve aynı zamanda endokrin hekimine yönlendirmek lazım. Çünkü yani endokrinoloji bizim alanımız olmadığı için erkekte östrojen yüksek olabilir. Böbrek üstü bezinden tabii, salgılanabilir. Tabii. Öbür türlü kadında overlerden yani yumurtalıktan salgılan ama erkekte başka orijin yok. Evet. Başka organdan salgılanma söz konusu değil. Israrla östrojen yüksek olduğu söyleniyor. O zaman en basitinden bir ultrason ve tomografi hem çekilmek ultrason, lazım. Hem tümör olmasın. MR'la üst sürenel korteks diyoruz oraya. Onun değerlendirilmesi gerekiyor. Bazen de hipofizle ilgili adenomlar olabiliyor. O da oradan etkileyen veya sorunlar prolaktini yükseltebiliyor. Onları da ele almak lazım ama yani endokrinin iyi değerlendirilmesi. Evet, endokrinin bu konuda mutlaka gitmesi gereken branşlardan bir tanesi. 12 parmak gastriti diye bir şey duydum. Evet. Bir daha okuyabilir misin Ozan'cığım? Tabii ki. 12 parmak gastriti varmış bu izleyicimizin ve uzun süredir alerjik reaksiyonları varmış. Anladım. Şimdi 12 parmak bağırsağı ince bağırsağın kendisi. Başlangıç bölümü. O nedenle oraya gastrit demiyoruz da 12 parmak bağırsağı iltihabı, bulbit veya duodenit gibi kelimeler kullanıyoruz. O gastrit ayrı, bu ayrı. Hani onu anlamasını rica edeceğim. Bir de alerjik bir zemin var ise burada eozinofilik gastrit, eozinofilik duodenit gibi hastalıklar söz konusu olabilir. Onlar dokuda anlaşılıyor, kanda anlaşılıyor. Ama tahminen daha çok endokrin bölümünün hastayı iyi değerlendirmesi lazım. Evet. Özellikle erkekte östrojen yüksekliğinin hangi mekanizmayla? Emir Bey'in dediği gibi beyinden gelen uyarılar böbrek üstü bezini aşırı mı çalıştırıyor? Böbrek üstü bezinde aşırı çalışmaya sebep olan bir hastalık mı? Bir kitle mi? Bir başka şey mi var? Endokrinle başlasa sanırım daha doğru yapar. Hocam bir ilginç sorumuz daha geldi. İzleyicimiz sorar ki robotik prostat ameliyatı olduktan sonra kolonoskopi yaptırmak gerekir mi? Yaptırmak gerekirse ne zaman yaptırmak gerekir? Sonuçta bu birbirini etkilemiyor mu diye sorar.
Ben cevap vereyim mi? Tabii. Şimdi şimdi robotik prostat cerrahi operasyondan sonra bir kolonoskopi olması gerekmiyor. Niye? Çünkü kolon ayrı bir yerde, prostat ayrı bir yerde. Eğer prostatla kolonun bir şekilde veya kalın bağırsağın son kısmı olan rektumun, sigmoid kolonun bir şekilde bir problemi olduysa zaten hekimi ona mutlaka söyler. Ben ameliyatını yaptım, organı çıkardım ama bir bağırsakla ilgili bir sorun var, mutlaka gastroenteroloğa git der. Eğer demediyse kolon cerrahına. Efendim? Veya kolon cerrahına. Dolayısıyla onu söylemediyse hemen hemen bütün hastalarda gerekmiyor diyebilecek durumdayım. Başka sorunuz yok gibi. Ben hocam, kapatayım yavaş isterseniz. Yavaş evet, toparlayayım. Olmazsa. Şimdi pelvik tavanla ilgili son bir şey söyleyeceğim. Bu doğumsal anomaliler, onlar zaten çok önceden aslında tanıları konmuş oluyor ama önemli olan bir son tanı travma. Travmaya bağlı. Düşme, trafik kazası. Mesela arkadan bele gelen bir tekmeyle sinir sistemini bozabiliyorsunuz. Yüksekten düştüğü zaman olabiliyor veya trafik kazasında bizim çok gördüğümüz, artık son zamanlarda pek görmüyoruz. Eskiden şöyle bir şey vardı. Köylerde traktör sürerken yan tarafta o tekerin üstündeki çamurun üstüne birileri otururdu. Onların bir kısmı tak diye arkaya düşenler kurtuluyor. Kafayı çarpmadıktan sonra pek sıkıntı yaşamıyorlar ama öne düşenler üzerinden traktör geçiyor. Tam pelvis döneminde. Bu pubis kırılıyor, idrar yoluyla ilgili problem yaşıyor. Biz operasyonlara ortopedistlerle ortak giriyoruz. Benim asistanlık sırasında bu tarz deneyimlerim var maalesef. Dolayısıyla travma o pelvisi şekil olarak bozuyor. Yani ya bu şekilde ya bu şekilde ya öne doğru bir şekilde o hamağı bozuyor. Dolayısıyla pelvik tavanda ciddi hasar oluşturabiliyor. Şimdi tedaviyi kısaca bahsedeyim. Tedavide eğitim, mutlaka bir fizik tedavi uzmanına, bu tip işlerle uğraşan kişilere mutlaka gitmeleri lazım ki yakın geçmişte İzmir'de böyle bir merkez açıldı bildiğim kadarıyla. Bir eğitim almaları lazım. Kuvvetlendirici, güçlendirici hareketleri öğrenip yapmaları lazım. Egzersiz yapmaları lazım ama bu YouTube'da falan oradan buradan görerek değil, mutlaka birebir temasla o kişinin, uzman hekimin eğitimiyle. Bir de tabii ki biofeedback, elektrik stimülasyon ve nöromüsküler nöromodülasyon sistemleriyle rehabilite olmaları şart. Hocam geldiniz, ayağınıza sağlık. Bizi pek çok konuda aydınlattınız. Rica ederim. Seyircilerimiz de beni izlemekten bıkıyorlar. Çünkü uzun uzun anlatıyorum. Hastalıkları da tabii anlata ayrıntıya giriyoruz. Öğretim üyesi, anılarımız canlanıyor. Fazla tıbbi şeylere dalıyoruz. Hocam yine bizi bilgiye soktu diye şey yapıyorlar. Bizi hem bu sohbet havası içerisinde iyi ve önemli mesajlar verildi. Dilerim yakın olan zamanda tekrar üroloji ile sindirim sisteminin çakışma alanlarında hangi konulara temas etmemiz gerektiğini birlikte değerlendirir, dinleyicilerimize aktarırız. Son sözünüzü alalım, ondan sonra kapatalım isterseniz. Son sözümü başta aslında söyledik ama bir daha söylemek istiyorum. Lütfen sadece hekimler değil, aynı zamanda insanlar da, hastalar da istesinler. Yani mutlaka sorulsun. Bağırsak sistemiyle ilgili problemi olan kişilere cinsel fonksiyonları sorgulansın, sorulsun. Bağırsak hastalığı olan kişi hekimine gittiği zaman, hocam benim bu tarihten bu yana cinsel fonksiyonlarım da bozuldu desin. Lütfen çekinmeyin. Biz hekimler sizin sırlarınızı asla ve asla hiçbir yerde söylemeyiz. Rahat olun. Bize sorun ki biz de size yardımcı olabilelim. Bizim gastroenteroloji tarihçesi içerisinde
makata muayene yapma, makata kolonoskopi veya rektoskopi yapma çok zordu. Fakat son 20 sene, son 25 sene, 30 sene içerisinde bu tabu yıkıldı. Ve hastalar diyorlar ki hocam buram ağrıyor, şuramdan kanama geldi, buramdan şey. Çok nadiren kişiler şey yapıyorlar, utanma, sıkılma tarzında şeyler yapıyorlar. Bir, kaka kaçırmayı çok zor söylüyorlar. İki, idrar kaçırmayı çok zor söylüyorlar. Bir de cinsel konuları çok zor söylüyorlar. Ama bu da yıkılacaktır. Yani çünkü toplum ama internet, ama sosyal medya, ama televizyon yayınlarıyla oldukça mesafe kaydetti. Bu da büyük olasılıkla... Tabii. Yani bilgi düzeyi arttıkça... Artıyor. Giderek rahatlayacaktır. Fakat hasta tabii kime soru soracağını bilemiyor. Yani sindirim sistemi doktoruna geldiği zaman dur bir dakika, benim bir de impotansım var diyemiyor insanlar. Veya işte şu rahatsızlığım var diyemiyor. Onu bizim söylememiz aslında gerekiyor. Aslında bu konuyla ilgili çok güzel bir sözümüz var. Derdini söylemeyen derman bulamaz. Doğru. Lütfen derdinizi söyleyin bütün yöneliyle. O da diyor, nereye söyleyeceğim hocam diyor. Tekrar bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için, soru sorduğunuz için çok teşekkür ederiz. Dileriz katkıda bulunma şansımız olmuştur. Tekrar Emir Hoca'yı uygun zamanda davet edeceğimiz için sizlere teşekkür ederiz. İyi akşamlar dileriz. Teşekkürler.